Dubai'de gerçekten çok var. Bugün maalesef cebimden biraz fazla para çıkacak ama sıkıntı yok. Ferrari gördüğünüz gibi bayağı iyi anasını. Bu en beğendiğim arabalardan bir tanesi olabilir. Yan yana zaten gördüğünüz gibi bir tane daha var. O diğerini McLaren mı? McLaren olması lazım aynen. Arkadaşlar hepinize iyi bir hoş geldiniz. Bugün Kite Beach'e gidiyoruz. Dubai'deki Kite Beach. Kite Beach biliyorsunuz ben kite surf yapıyorum. Orası da Dubai'deki Kite Surf Beach. Yani su sporları beach. Neyse gidelim her şeyi göstereceğim ve anlatacağım zaten size. Şuradan birazcık manzarayı çekeyim sizin için. Kite Beach, su sporları beach ve ben de kite surf yapıyorum biliyorsunuz. Yani çok yabancı olmadığım bir yer ama ilk defa gidiyorum. Hadi birlikte gidelim. Yes. Arabamıza binelim ve Kite Beach. Geldik. Arabadan indim. Yine sıcaklar sıcaklar baba. Çok sıcak. İnanılmaz sıcak. Bildiğiniz gibi değil. Hatta şuradan direkt bir tane smoothie mi alsak? Aynen hadi gidelim alışveriş yapalım. Smoothie alalım. Bir tane elimizde smoothie ile popi popi gezelim olmaz mı? Bakalım neler varmış. Hey how are you? I want smoothie. Hangisinden alsak lan? I want fresh one smoothie. Smoothie we don't have sir. You don't have? Yeah. What is this? Summer colors. Summer colors. Yeah. Okay, I want this. I say smoothie. Yes, sir. Which one? Passion. Newstone. We have Ampanna. Ampanna? Yes, sir. Okay, I want Ampanna, but so much ice cream, please. Ampanna, sir, this is Indian drink. This is Indian flavor. Thank you, flavor. You... I want drink, so fresh drink. You say for me. Fresh drink, sir, watermelon, orange, and lemon mint. Lemon. Lemon mint. Lemon is nice, yeah. Lemon mint, okay. Yeah. I want so much ice, please. Okay. Anything else, sir? Sorry? Anything else? Anything else? Eating something, samosa, sandwich, biscuits, cookies? No, I don't want. 12 dirhams, sir. 12. This. How much this? This 5? Yeah. This for you, right? Yes, thank you, sir. Şunları tekrardan yerine koyalım. Change, sir. Thank you. This your tip box here? Yeah, thank you. Thank you, sir. Only 3 minutes, sir. 3 minutes. Okay. Just 3 minutes. I'm waiting here. Dedi 2 dakika sonra hazır. Bakalım saatimize. Saat 14:20. Burası Kite Beach. Ama çalışmıyor burası. Çünkü korona var. Koronadan dolayı kayıtlar falan yok ama olsun güzel bir sahil. Birazcık yürürüz burada. Tişörtümüzü de çıkartırız birazcık yanarız. Şurayı hatırlarsınız bir yerden. Dubai'nin en büyük ikinci oteli.
Hatta birinci otel en iyisi galiba. Aynen. Burj Khalifa otel değil. Otel de tam olarak otel olarak geçmiyor. Bu sadece otel ama koronadan dolayı kapalı şu anda. Oraya yakınmış biraz. Dubai'deki ev düzenleri. Hepsi böyle müstakil evler. Büyük evler. Güzel evler. Thank you, boy. Thank you. This is an extra ice. You some drink and put extra ice. Evet, aldım içeceğimi ve bana ekstra buz verdiler. Eridiği zaman koyarsın dediler. Birazcık yürüyelim bakalım burada. Denize mi girsem, ne yapsam? Bu arada baya birazcık maydanoz, birazcık nane ve su. Bu kadar. Baya fresh bir şey. Güzel ama. Ama çok sıcak. İnanılmaz sıcak man. Ne anlatayım size? Birazcık ağzıma buz atacağım. Oh. Normalde daha hareketli burası. Kayıtlar falan havada uçuşması lazım ama uçuşmuyor çünkü koronadan dolayı kapalı. Ben bu buzu neden elimde taşıyorum ki? Şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Nasıl bir şey diyorsunuz? Hemen gösteriyorum. Bu zaten su. Birazcık yeşillikli su. Bunu böyle açsak. Suyu içine koşarsak. Ve bunu da elimizde taşımak gerekiyor. Zaten hemen erimiş gördünüz bu. Ya burası inanılmaz sıcak. Siz bana inanmıyorsunuz. Ben sıcak sıcak diyorum. Siz bana inanmıyorsunuz ama burası gerçekten çok sıcak. Siz bana ne kadar inanmasanız da burası tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla sıcak. Hani böyle diyorlar ya, yaşanmaz harbiden sıcaktan, yaşanmaz diyorlar ama burası güzel yani. Yaşanır o sıcağa rağmen, yaşanır. Çünkü güzel bir ülke. İnsanlar saygılı, para çok. Paraya ihtiyacı olmayan bir ülke nasıl olur? Mesela herhangi bir yere gidiyorsun, asla kimse senden hiçbir şey için para talep etmiyor. Mesela bir taksiye bile biniyorsun. Bak taksi mesela düşük parası olan insanlar taksi yapıyor burada. Yani bütün ülkelerde öyle gerçi. Onlar bile mesela ben geçen gün 80 dirhemlik yolculuk, hatta ne 80'i 110 dirhem falandı. Açılışla birlikte 110 dirhemlik bir yolculuk yaptım. Adama dedim ki bak 1000 dirhemim var. Yani 1000 dirhemim var. Bozuk param yok. Adama dedi tam ödemesen de olur, problem değil dedi direkt. Yani bu şekilde söylemedim. Tabii biraz uğraştık dedim. Şunu çöpe atalım. Uğraştık tabii ki de. Gittim otele parayı bozdurmaya. Sonra change yerine gittim. Şu çöpüm düştü. Tertemiz ülkeyi. Tertemiz ülkeyi pisletmeyelim. Onu sızlatayım. Bak 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 kaçıyor bile benden. Atalım. Yani o taksici en sonunda dedi ki tamam dedi, işte uğraştınız bayağı benim için dedi. Teşekkür ederim. Bu yolculuk işte parasını almasam da olur gibi konuştu. Yani harbiden böyle bir şey. Yani Türkiye'de de yapabilir. Ya bilmiyorum, taksiciden taksiciye göre değişir. Belki burada da öyledir. Taksiciden taksiciye göre değişir yani. Ben de o taksiciye şey dedim. Ben bu oteldeyim. Bir kere gel, sana bir güzel bir kahvaltı ısmarlayayım dedim. Veya gün içinde acıktığın zaman gel, sana yemek ısmarlayayım burada dedim. O da tamam dedi. Gelir bence bugün yarın. Onun ismini verdim lobiye. Dedim bu adam geldiği zaman yemek yesin, benim odama yazın. O şekilde ödedim tabii ki de yine. Ama dediğim gibi yani paraya çok fazla
değer vermiyorlar. Çünkü para var ve parasız da yaşanıyor burada. Çünkü çok insanın parası var. Parasız olan birkaç kişi de yaşayabiliyor yani. Ve insanlar çok para göz değil. Yani çok genelleme yapıyorum ama çok fazla övüyorum Dubai'yi. Evet, övgüyü hak ediyor. Belki bu kadar övgüyü hak etmiyor ama övgüyü hak eden bir ülke. Ama çok sıcak. Çok iyi değil mi evler? Bakın şurada oturmak için yerler yapmışlar. Buradan oturuyorlar falan. Baksana da evler bayağı iyi. Sahile karşı izliyorsunuz evinizi falan. Şu üsttekiler ne olduğunu anlamadım da. Gölge için bir şeyler olabilir. Veya vardır bir özelliği, bilemiyorum. Benimle vallahi Dubai'yi gezmiş kadar oldunuz. Ay, yeri çekiyorum size. Uzun uzun çekiyorum. Diğer YouTuber'lar gibi sadece videonun eğlenceli olan kısımlarını çekmiyorum. Hepsini çekiyorum. Bu benim tarzım. Ama siz onu istiyorsunuz benden. Sadece eğlenceli yerlerini çekmemi istiyorsunuz. Ama ben bunu daha çok seviyorum. Bazen eğlenceli, bazen sakin sakin izlemeli. Ben bu şekilde. Benim tarzım bu. Diğer YouTuber'lar gibi hep sadece videonun eğlenceli kısımlarını, sadece eğlence odaklı değilim ben. Yani anı yaşıyoruz işte. Çekiyoruz. Eğer komik bir şey olursa gülüyoruz. Espri yapmamız gereken bir durum olursa espri yapıyoruz. Yani normal bir değişik bir tarzım var benim. YouTube tarzı. Jet skiler. Aa, ezan okunuyor bak. Ezan sesini de duyabilirsiniz. Dubai'deki merak ediyorsanız. Duyabiliyor musunuz acaba? Duyuyorsunuzdur herhalde. Ben de çok duyamıyorum ki. Duyduğumuz kadar. Ha, şurada jet ski falan var. Bir gün onunla da video yapacağım. Jet ski ile videoda yapacağım bir gün. Dubai'de gerçekten çok var. Bakın size başıma gelen bir şeyler anlatacağım. Biraz önce yürüyordum yani şekilde. Yürüyorum zaten, görüyorsunuz. Libyalı bir çocuk geldi yanıma. Burada jet ski işi yapıyormuş. Dedi işte jet ski ister misin dedi. Ben dedim istiyorum, deneyeceğim ama dedim şu anda değil. Arkadaşımla buluşmaya gidiyorum şu anda. YouTube kanalım var. Video yapacağım jet ski ile birlikte. O zaman ben sana ulaşacağım dedim. Pardon, o zaman yapmak istiyorum, o zaman buraya gelirim dedim. O da dedi WhatsApp numaranı ver, ben sana WhatsApp'tan bilgi gönderirim. Ben de dedim tamam, verdim numaramı. Sonra dedim ama dedim Dubai numaram yok, ben Türk'üm dedim. Bu Türk numarası, o yüzden sadece WhatsApp'tan bana yaz dedim. O da şey dedi, Türk müsün dedi. Böyle önümde böyle bayağı saygıyla falan eğilmeye başladı. Dedim ne yapıyorsun, ne yapıyorsun dedim. Özellikle son olan olaylardan sonra Libyalılar Türklere inanılmaz saygılıymış. Öyle olduğunu söyledi dedi. Türkler, özellikle dedi başbakanımız bayağı, yani siyaset gerçekten ne kadar dünyada etkili görüyorsunuz. Dedim evet ben Türk'üm ama dedim çok Türk gibi görünmüyorum, görüyorsun dedim, güldü falan. Ama dedim Türk gibi görünmüyorum. Sonra dedi ismin ne? Dedim ismim de İbrahim. Dedim ama dedim ismim de hiç İbrahim gibi değilim değil mi dedim. Ne İbrahim gibiyim de Türk gibiyim değil mi dedim. Sonra güldük falan, biraz eğlendik. Yani görüyorsunuz. Yani siyasetin dünyada ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz. İşte ben video çekiyorum ya şu an. Şu an hiçbir şey olmaz. Videoyu birazdan kapatırım. Actionlar, actionlar, komiklikler, komiklikler. Anlamadım gitti. Bakın Escalade araba görüyor musunuz? Görmemişsinizdir onu. Bayağı iyiydi ama. Burada çalışanlar genelde Nijerya, Hindistan, Pakistan, Ghana, oradan gelen işçiler, özellikle normal devlette çalışan işçi olanlar buralardan gelenler. Ya ben beyaz insan görmedim, onu size söyleyeyim. Beyaz işçi görmedim. Hepsi siyahi, diğer ülkelerden gelen işçiler.
Ama onlar da eminim iyi paralar kazanıyorlardır. Kendi ülkelerine göre zaten iyi paralar kazanıyorlardır da. Burada da buraya göre iyidir yani. Hani Türkiye'deki gibi sen işçisin veya çalışmak zorundasın. İşte bizim Suriyelilere yaptığımız gibi sen çalışmak zorundasın. Sana bu kadar çok az paraya çalıştırayım. Yani öyle biliyorsunuz tekstillerde, kafelerde hiç öyle yazdığı kadar maaş almıyorlar yani. Haftalık belki haftalık 300 lira 400 lira falan çalıştırıyoruz biz. Maalesef öyleyiz çünkü bizim paramız yok. Bizim kendi insanımızda para yok ki onlara bonkör bonkör versin. Tabii biz yükselen insanlıklar da inanılmaz yokluğu gördüğü için maalesef cimri oluyorlar. Burada öyle öyle değil. Herkes birbirini akıtıyor. Ki olması gereken de bu. Herkes birbirini akıtmalı abi. Olan olmayan akıtmalı. Hayat bu. Herkes güzel bir hayat yaşasın. Lan sinekten video çekemiyorum ya. Tuvalet. Sultan Baba Restoran, Turkish Restoran. Evet, bir AVM'ye geldim ve direkt üşüyorsun. Hay. Thank you. Bir AVM'ye girdim, üst kata çıkalım. Tatlı bir şeyler de var. Canım da çok çekiyor biliyor musunuz? Ama diyet. Diyetteyiz. Yiyeceğim. Yediğim gün de gelecek ama şu anda değil. Burada hiçbir şey yokmuş. Turkish. Bir tane daha Turkish. So many Turkish. Çok fazla Turkish. Restoranı var. Burası normal market. Markette yemekler satılıyor. Gördüğünüz gibi yemekler. Ben de biraz yemek aldım denemek istediklerim. Normal bildiğiniz market. Denemek istediğim yemekler aldım. Birazdan yukarıda üstüne çıkıp deneyeceğim. Dostlar, marketten neler aldığımı göstermek istiyorum size. Hep special şeyler alıyorum çünkü biliyorum, biliyorsunuz denemek istiyorum. Bu güzel görünüyor, yine fena değil. Tavuk. Tavuk, özel soslu bir tavuk. Bu makarna. Böyle bir makarna. Bundan çok korkuyorum. Şimdi açacağımdan çok korkuyorum. Bu balık ve tavuk karışımı bir şey olması lazım, aynen. Bundan gerçekten korkuyorum. Hatta deneyeyim bakalım nasıl tadı var.
Ya da dur denemeyelim. Burada da tavuk but var. Bunu hiç açıp göstermeyeceğim. Tavuk but, neydi o? Galeta unlu mu? Galeta un muydu onun ismi? Galeta unu tavuk but var. Bunların hepsini 30 dirhem ödedim. Yani 30 dirhem yaklaşık 60 TL. Ama 100 TL gibi düşünebilirsiniz. 100 TL ödedim. Şimdi deneyelim bakalım. Nasıl bir yapısı var bak göstereyim size. Birazcık sert gibi. Bu BBQ soslar var biliyor musunuz? Tatlı ama acı gibi böyle. BBQ soslu sert tavuk. Bu da kırmızı biber sanırım. Aynen. Bu BBQ soslu sert tavuk olarak düşünebilirsiniz bunu. Bundan alalım. Bak beni korkuttuğu kadar da kötü değilmiş. Rengi kadar kötü değil. Önyargılı olmamak lazım. Bu biber. Ve birazcık deneyelim bakalım. Ha, bu kemikli bu arada. Bu biraz daha yumuşak olabilir. Normal. Normal tavuk. Şunu kocaman bir ağzıma atayım mı sizin için? Hiçbir şey anlatamam. Normal bildiğimiz tavuk. Aynı tavuk. Birazcık. Neyli birazcık? Sos var gibi ama hiç sos hissetmedim ben. Sos yok gerçekten. Gayet tavuk tadı geliyor. Ve makarnadan deneyelim. Bu makarnadan deneyeceğiz ama bu makarna biraz tavuklu mu balıklı mı anlamadım. Tadına baktıktan sonra anlayacağız. Birazcık güzel geldi. Tavuk da geldi artık neyse. Ben biraz hani değişik şeyler deneyeyim derken yemekleri kötü yapan bir yere denk gelmişim galiba. Aslında normal marketten aldım gayet. Bir market ama market işte yani ilgilenmiyor. Bir yemekçi değil sonuçta. Burada biraz acılı makarna, acı soslu, soya soslu böyle makarna gibi. Acı ama tatlı, tatlı geliyor sonradan acı geliyor. Mesela şu an acı hissediyorum. Öyle değişik bir soslu. Ama hepsi de yenilir yani güzel. Orada da normal butum var. Bunu da denerken çekelim. Geldik nuggetlı tavuk. Nuggetlı tavuk. Bundan çok bir şey beklemiyorum. Gayet normal nuggetlı tavuk olduğunu düşünüyorum. Dudaklarım yanıyor yalnız. Acılar sonradan geliyor. Tavuğundan ısınmadım ki hiç. Ekstra söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sadece biraz acı. O kadar. Normal bildiğiniz nuggetlı tavuk. Odaya geldim. Kendime bir kahvaltı ettim. Spora gideceğim. Ama daha şimdi değil ama gideceğim ya. Adamı da toplamışlar sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum zaten onlara. Çok da güzel teşekkür ediyorum ondan istediği şekilde. Ama onlar da bana istediklerimi veriyorlar. Dedim ki bak ben çok fazla kahve içiyorum. Çok fazla bir şeyler istiyorum. Onlar sağ olsunlar her şeyleri bana fazla getiriyorlar. Kahve yapıyorum kendime kremalı.
Teşekkür ederim. Geldim mutlu olduğum yere. Geldim mutlu olduğum yere kankalar. Kimse benim moralimi şu an bozamaz. Herkes yerine. Benim de moralimi zaten normalde kimse bozamaz. Siz de öyle olun. Asla moralinizi bozmayın. Hayat bu. Hayatı kötülüklerle, iyiliklerle kabul edin. Özellikle kötülüklerle. Kötülüklerin moralinizi bozmasına izin vermeyin çünkü kötülükler hep olacak. Ama moralinizin alınıp bozulmasına hiçbir şey diyemez, anladın mı? Spordayım. Küçük bir spor salonum var. Küçük ama huzurlu, anladın mı? Fakirlerin evi gibi. Küçük ama huzurlu. Güzel bir spor salonum var. Spor salonu olmasa da yaparım ben. Mutlu olduğum şeyi her türlü, her koşulda yaparım. Çünkü beni mutlu ediyor, anladın mı? Ve hayat bu. Hayat mutlu olmak. Mutlu olmayı herhangi bir şeye bağlamayın. Çok basit şeylerle mutlu olun. Hayat bu. Spor yapıyoruz. Evet, bugün full body yapacağım. Çünkü kalori yakmam lazım, anladınız mı? Hafif ağırlıklarla bam 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 yapıyorum çünkü burada çok fazla alkol alıyorum, çok fazla takılıyorum, çok fazla bir şey çekmiyorum ben çoğunu ama çok fazla takılıyorum, çok fazla takılma dolayısıyla vücudumda besin yok adam gibi, alkol var. Yani bu ne demek oluyor? Eklemlerim güçsüz. Yani ben alıp da ağır ağır antrenman, yok define olacağım, yok Dubai'de sert görünmeliyim, yok video çek, yok fotoğraf diye o hırsa kapılırsam kendimi sakatlarım, biterim baba. O yüzden hafif hafif güzel güzel kalori yakmaca, kasa kan pompalamaca, kasa spor unutturmamaca, formluktan kaybolmamaca, olay bu. Tamam. Güzel beslenemiyorsanız, az yiyorsanız, aşırı ağır yaparsanız sakatlanma ihtimaliniz çok yüksek. Sakatlanma birden olmaz, uzun sürede sakatlanma olur. Zamanla aşınır, 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 bir gün patlar. O bir gün patladığı zaman, patladığı an düşünmeyin, aa ben ne yaptım diye. Öncesinden düşünün. Güzel beslenmediniz, zorladınız, 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 en son bir gün patladı. Kötü form, kötü form, kötü form, en son bir gün patladı. O anda aramayın yani hatayı. Daha öncesinden yaptığınız hatalarda arayın. Dolayısıyla her antrenman önemli. Her antrenmanın formu, her antrenman güzel beslendiğiniz, her antrenman kötü beslendiğiniz. O gün beslenmenize göre antrenman yapmalısınız. Kötü beslendiyseniz sert antrenmanlar yapmayın. Saf saf, bam bam bam, koyun geçin abi. Koyun çocuğu geçin, bu kadar. Olay bu. Ben de Dubai'de bu şekilde antrenman yapıyorum. Full body yapıyorum. Hafif hafif. Atıyorum 25 kilolarla alıyorum shoulder press. Tamam, atıyorum 30 tane koyuyorum. Bırakıyorum, göğüs yapacağım. 30 kiloları alıyorum. Koyuyorum 20 tane, 25. Baktım ufak bir zorlanıyorum. Bir tane daha koyuyorum. Bu arada olay kası zorlamamak değil bakın. Kası bir tek zorlayın. Önemli olan eklemleri zorlamamak. Tamam? Yani kötü beslendiğiniz zaman eklemleri zorlamamak lazım. Her zaman bu önemli ama kötü beslendiğiniz zaman çok daha önemli. Tamam? Ben biraz daha antrenmana devam edeyim. Buradan sonra takıyı çeker miyim bugünkü takıyı bilmiyorum. ama ufak bir takı var. Dostlar, bitti sporumuz. Oğlum burada ışıktan mı neden bilmiyorum, hiç olduğum gibi çıkmıyorum ya. Kekesim gibi. Defineyim mi o, ben daha çok iyi defineyim. Evet, bir de sporum bitti. Bir de şu arkadaşları gördükten sonra Dubai'de Türk bayraklı üst giyip gezmek istedim. Aklıma geldi, bir girdiler içeri. Bir deri bir kemik. Bir de yerler böyle havalar, buna girdiler bir şeyler. Beni gördükten sonra bir sakin oldular, bir şeyler yaptılar. Ama tabii Vanne. Vanne'yi Türklüğünü konuşturdu. Ben çalışıyorum mesela orada. Gelmiş benim dambulları böyle kenara itiyor kendisi. Dedim hayırdır? Dedim I will work there, here dedim. Sikerim seni dedim. Demedim tabii, sonra hemen geri aldılar. Yani baba, Türk bayrağını giyip gezmek istiyorum. Burada biraz egolu gençler. Gençler biraz egolu. Çıkalım bakalım 40. kata. Çıksana oğlum. Yoruldum, bir de seninle uğraşıyorum Asit. Ne diyor bu? Çalışmıyor. Yes, biraz rest. Dinlenme. Şu an kendimi gösteremeyeceğim. Çırılçık var çünkü. Vitaminleri doldurdum. Şu gördüğünüz şeyler vitamin. B5. Yani kompleks bir vücut vitamini. Biraz vücudumuz beslensin. Bir de antrenmandan sonra buz gibi bir su yapıyorum şu anda. Bu buz gibi bir su. Biraz dinlenme. Ondan sonra taki. Yeah, biraz taki. Hey, how are you? Fine. Yes.
Where are you from? I am from Pakistan. You're from Pakistan, right? Yeah. Okay. Gördüğünüz gibi çalışanlar Pakistan, Hindistan. Oralı. I'm from Turkey, like brother country. Yeah. Yeah, okay. Yeah. You like Erdoğan, right? Yeah. Gördüğünüz gibi Erdoğan. I like Bitti olur Erdoğan. I too much dramas Turkey I see. Okay. Like Ertugrul. You know? Yeah, I know. I know. Bak Ertuğrul dizisini de çok izliyorlar. Herkes kime Türk olduğumu söylesem Ertuğrul dizisini biliyor musun diyorlar bana. Özellikle onun ülkesinde olanlar. Herkes Ertuğrul, Ertuğrul, Ertuğrul diyor. Herkes çok fazla izliyor Ertuğrul'u burada. Bakın sizin için ne gördüm onu çekeceğim, ondan sonra bara gireceğim. Bu arada böyle bir otelin önüne geldim. Bayağı iyi bir otel. O otelde güzel bir bar var, oraya gideceğim. Bugün maalesef cebimden biraz fazla para çıkacak ama sıkıntı yok. Ferrari gördüğünüz gibi bayağı iyi anasılat. Bu en beğendiğim arabalardan bir tanesi olabilir. Yan yana zaten gördüğünüz gibi bir tane daha var. O diğerini McLaren mı? McLaren olması lazım aynen. Böyle bir otele geldim. En iyi barlardan bir tanesi bakalım. Yeah. Neyse, barın içinden çekmeyeceğim. Taki işte. Barın içinden çekmeyeceğim dedim. Bar 44. kapta. Yani inanılmaz güzel bir manzara büyük ihtimal bizi bekliyor, o yüzden böyle bu manzarayı çekerim, böyle bu manzarayı çekerim. Ya da her şeyi çekerim ya. Bilmiyorum, bakarım duruma göre. Ya bazen çok laf yapıyorlar biliyor musun? Dubai'deyim ve işte barda falan video çektiğin zaman gelip söylüyor, ben onu hiç sevmiyorum. Ben onu yani hiç sevmiyorum, eyvallah diyemiyorum yani. Diyorum bir video yani, ne oldu? Sonra problem sonra rahatsızlar oturamıyorsun ama bunları hiç yaşamak istemiyorum o yüzden. Bilmiyorum ama bir manzarayı çekerim yine size. Sizin için fiyatları da çekeyim, geldim. Yalnız güzel bir yer. Çıktım bardan. Dubai'de polis arabası bir tane. Ama bugün görmüştüm Mustang polis arabası. Bugün de bunu gördük. Şimdi şurada bir JVR diye bir sahil var. Yani yürüyüş yolu var. Oraya doğru gideceğim. Yürüyerek gideceğim. Çünkü yürümek istiyorum abi. Görmek istiyorum. Vaktim de var. Zaten çok uzun bir mesafe değil. Onun için taksiye binmeye gerek bile yok. Yürüyüp etrafı görmek varken. Bu yolu takip edersem eğer istediğim yere ulaşacağım. Aslında istediğim yerin en başı burası. Burası en başı ama biraz sakin. Gittiğim yer biraz daha kalabalık ve yani şu binaların arası işte gitmek istediğim yer. O ışıkların olduğu yerin biraz ilerisi. Dolayısıyla orası biraz daha hareketli olacak diye düşünüyorum. 7 dakika yürüyeceğim şu ışıkların oraya kadar.
Arkadaki Merso'ya da dikkat edin ama. Sizin için yaklaşıyorum bak. Adam kendi fotoğrafını asmış. Biz videomuzun kapağına kendimizi koyuyoruz. Bize diyorsunuz ne kadar egolusun. Adam oteline kendi kapağı. Demiş burası benim malım, istediğimi yaparım. Biz videonun kapağına kendimizi koyuyoruz. Bize diyorsunuz ne kadar egolusunuz. İki adet Lambo. Arkadaki McLaren. Burada bir game center var. Oyun alanı çocuklar için. Ufak ama güzel. Yoruldum sanki biraz ben ya. O barda çok yoruldum. Play to win. Borsa abi restorana geldim. Pirince baksanıza yağsız falan çok güzel. Tam yüklemelik. Bunu istediğin kadar ye. İstediğin kadar ye bunu. Sadece seni doldurur, seni yükler, seni kaslı yapar yani. Bu pirinçleri saldıracaksın abi. Biraz da etim var. Kırmızı et ama nasıl kırmızı. Biraz da sos var. Bu neymiş? Bu da değişik bir lahana gibi bir şey. Biraz yemek yiyeyim burada. Ondan sonra taksiyle eve gideceğim. Çok yoruldum. JBR yürüme yolu, yürüyüş yolu. O ilk gittiğim barda bak, ilk gittiğim barda hem video çekemedim, hem eğlenemedim, her şeyi geçtim. Ufacık bir içki içtim, öyle bir kokteyl içtim, special bir kokteyl dedim ki yine bak aynı. Dedim Dubai'nin özel special kokteyllerinden denemek istiyorum dedim, alkollü ama şeker olmasın işte. Anlattım ne istediğimi. Getirdiler bir de ufak dedim acıktım böyle biraz bir şeyler getirebilir misiniz? Böyle ufak ufak bir şeyler getirdiler bana. Böyle bir yaklaşık 10 parça ama inanılmaz ufak. Böyle kürdanın ucu kadar. Ondan getirdiler. 750 dirhem para ödedim. Bak 750 dirhem para ödedim ve inanılmaz eğlenemedim yani. Şurada 35 dirheme bir tane yemek yedim. Şu an karnım inanılmaz tok. Her şey güzel. Bugün biraz kötüyüm. Bugün hiç iyi değilim. İki tane kokteyl. 10 parça minicik yemek. Birazcık kuru yemiş böyle. Kuru yemiş güzeldi şimdi. Meyve falan vardı şimdi. Günahlarını almayayım. Değişik değişik bir sürü kuru yemişler. Bir de meyve. 745 dirhem falan para verdim. Ya 750 verdim dedim üstü kalsın. Ama bu şurada yediğim 35 dirhemlik yemek çok daha güzel yani. Şurada Subway var. Aslında bir de tatlı son olarak güzel gidebilir. Bugün çok meyve yedim o barda. Bak o bar o kadar sıkı ki. Zaten buranın en iyi barlarından bir tanesiydi. O bar o kadar sıkıydı ki ben video çektim aslında. Telefonumu kontrol ettiler. Cidden telefonumu polis falan çağıracaklarını söylediler. Dediler biz asla böyle bir şey kabul etmiyoruz falan. Neyini kabul etmem? Bar işte. Dünyanın her yerinde olan bir şey. Ama böyleydi harbiden. İzin vermediler. Şurada special yine özel bir şeyler var. Ben aslında doydum ama denemek istiyorum. Burası kapatmış. Dondurmacı burası. Şurada bir şeyler var gibi ama neyse. Bir dondurma çekti be canım. Oraya yolu bir dondurma yiyorum.
Güzel ama beğendim. Bu ayda McDonald's'tayım. Vallahi şuradaki tatlılarda gözüm kaldı. Denemek de istiyorum çünkü özel şeyler var, farklı şeyler.